en heyecan verici ayıdır Ramazan. Fırınlardan sokaklara, sokaklardan evlerimize gelen mis gibi pide kokusu. İlk oruç, ilk iftar neşesi, kalabalıkla zenginleşen sofralar. Bölüşmenin, bir yemeği paylaşmanın mutluluğu. Ben Bekir Köse. Ramazan'ın eşsiz atmosferinde çocukluğumun izlerini arıyorum. Tren geldi, hoş geldi. Vagonları boş geldi. Özlemişim Edirne'yi. E hadi gezelim hadi. Bismillah. Efendim, bugün Osmanlı'ya başkentlik yapmış, adeta bir açık hava müzesi olan payitaht Edirne'deyim. Burada Murat abi ve oğlu Murat Efe kardeşimin misafiri olup Ramazan'ın bereketini, huzurunu hep birlikte yaşayacağız. Heyecanlı mıyım? Heyecanlıyım be ya. E o zaman buluşalım be ya. Hop! Bu ne güzel karşılama yahu. Murat abi, selamünaleyküm. Merhaba Bekir abi, hoş geldin. Merhabalar Murat efem, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne yakışıklılık ya. Sizin kadar olmasak hiç sevmem, da. Hiç sevmem yanında böyle yakışıklı adamla dolaşmayı. Allah abi, sen benden daha yakışıklısın, doğru söylemek ama seni kıskanmadım. Çünkü çok sevdim seni. Baksana şu nurda bak, yüze bak maşallah. Canım benim. Edirne bir güzel, sen bir güzel. Teşekkürler. Bina da çok güzelmiş ama ya. Evet, harika. Buyurun gelin. Bakalım içeriye. Bakalım. Hadi. Murat efe, evet beni hep böyle sevmişimdir. Çatısı evet. Yüksek olan yapılar gerçekten çok ferah. Evet. Aa bu resimler falan da burada. Niçin kullanıyor şu anda evet. Murat abi? Burası 2. Abdülhamit döneminde Mimar Kemalettin tarafından yapılmış Karaağaç Tren İstasyonu, tren garı. Neoklasik bir üslupla yapılmış. O yüzden o derinliği görebiliyorsunuz burada. Hı hı. Şu an Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılıyor. Dekanlık binası. Burada da üniversitemizde sürekli sergileri oluyor. Çok güzel, vallahi çok güzel. Bugün Murat Hocam sizinle var ya, Edirne'yi iyice öğreneceğiz İnşallah. Ya. İnşallah. Hadi gidelim mi? İnşallah. Heyecanlıyım ben. Ben de heyecanlıyım. Ben Murat abi, şu Meriç Nehri'nin ortasına dinlenme yeri yapmışlar ya. Değil mi? Ama asıl beni dinlendiren şu Selimiye'nin görüntüsü abi. Muhteşem görüntüsü ya. En güzel göründüğü yer. Bayıldım ya. Şu an Meriç Köprüsü'ndeyiz. Gerçekten muhteşem Selimiye. En güzel buradan gözükür.
Evet. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki Bekir'cim. Edirne şehri 3 tane nehri içinden geçiren bir şehir. Hatta Evrim Kaşıkçı Edirne isimli bestesinde şöyle bir şey söyler. Arda Rodop'un çiçeğine kokar. Tunca Balkan'ın gözyaşıyla akar. Meriç tümünü kucaklayıp coşar. Bilik bilik örülür Edirne. Şehirlerin sultanı, sultanların şehridir Edirne. Of. O zaman şehirlerin sultanına bir giriş yapalım. Buyurun. Hadi giriş Hadi. Yapalım. Hadi bak. Çarşıymış abi bu. Evet. Başkent. Evliya Çelebi'ye göre 1000 adım. 1000 adım. Vay vay vay. Ucu bucağı gözükmüyor ya. Çok güzel bir çarşı. Vay bak. Benim dedem süpürgeciydi. Süpürge yapardı rahmetli. Evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi. Aynı süpürge. Bu süpürgelerle çok anlamlı. Eskiden elektrikli süpürgem vardı ya. Bununla. Değil mi? Evin kızı da gelini de hünerlerini bununla gösterirdi. Bunun da onunla ilgili bir hikayesi var değil mi? Ayna takmasının. Var. Benim dedem takmıyordu ama siz niye takıyorsunuz? Ya burada gelinler kaynanalarını gözetlemek için ayna kullanırlarmış. Onların sinirli olup olmadığını anlamak için. Bu arada evlilik çağına gelen genç kızların da evlerinde kapılarında olurmuş ki kızımız evlilik çağına geldi bilginiz olsun diye. Bakalım gözetle evleneceğiz. Şöyle kendime de bakayım. Önce bir süsleniyor gelin. Ondan sonra da bakıyor kaynana geliyor mu diye. Evet. Kaynana geliyor da bakınca sen gözüküyorsun. Ama güzel bir çözüm. Evet. Aynı zamanda ne dediniz? Evlilik çağına gelmiş genç kızlar. Genç kızlar kapı açıyorlar. Evet. Bunların küçükleri de var burada. Şehrimizin coğrafi işaretlerinden biri. Süpürge. Aynalı süpürge. Bunu yapmak çok meşakkatli biliyorsunuz evet. değil mi hocam? Evet. Yani şöyle bacaklarla falan bunu uğraşırlar böyle evet. saatlerce. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız. Tabii canım. Çok güzel ya. Bu tarihi tekrar böyle geri döndük. Aynen. Devam edelim mi hocam? Edelim. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin abla. Bak Aynen. Bekir abi. Bunlar da Edirne'nin meşhur sabunları, meyveli sabunlar Bekir abi. Zamanında padişahlar sultanlara hediyelik eşya olarak veriyorlarmış bunları. Aa. Evet. Ben de diyorum iştahım kabardı. Ne güzel meyveler diyordum. Sabun mu yani? Evet. Devlet erkanına hediye edilen geleneksel bir mis gibi kokuyorlar. Harika kokuyor be. Evet. Çok güzel. Yani ustanın mahareti de önemli. Gerçek meyve boyutlarında olanları da var, minyatür olanları da var. Misk, amber ve gül esanslarının karıştırılarak elde edilen bir hamurun bir pişirme tekniğiyle ve ustanın heyecanı da içine katmasıyla oluşturulan bir hediyelik eşya. Bu da Edirne'ye mi has? Evet, Edirne'ye has. Yine bizim coğrafi işaretlerimizden biri, şehrimizin coğrafi işaretlerinden biri. Devlet erkanına sunulan en önemli hediye döneminde. 1700'lü yıllara dayanıyor tarihi. Ya bir nevi oda parfüm olarak kullanılıyor değil mi? Evet. Ama görüntü olarak da oruç iştah kabartıyor. Eyvallah, kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah Allah, lokumlar. Sakin ol Bekir abi, iftara daha çok var. Orucuz değil mi? Evet. Allah. Yaklaştıkça
ihtişam artıyor. Evet, evet. Şu an bir altın üçgendeyiz. İnanç turizminin altın üçgeni burası. Ve karşımızda da... Muhteşem Selim. Hele şükür ulaştık ya, şükür. Hele şükür. Abi kolay gelsin, ne yapıyorsun? Edirne Selami Camisi'nde mahya kurmaya çalışıyoruz. Uzun zamandır bekliyordum ya abi. Buraya bir mahya asacağız. Sen mahya seviyor musun? Evet abi, çok seviyorum. Uzun zamandır bekliyordum aslında. Çok meraklı. Ben de küçükken senin gibiydim ya. Ben mahyaları izlerdim. Sonra 1975 senesinde ben de mahyacı olmaya başladım. Ne güzel abi. 50 senemde de bu işi yapmaya çalışıyorum. Edirne, İstanbul, Bursa, bütün camide mahya asıyorum. İnşallah sen de bu bayrağı bize alırsın. Abi isminiz neydi? Kahraman Yıldız. Kahraman abi. Yaşayan efsane. Nasılsınız abi? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ya çok heyecanlı Murat. Bizler deyiz abi. Çok teşekkür ederim. May heyecandır. Ben de heyecanlıyım abi. Gelip bakıyordum. Bu yaşıma geldim de merak ediyordum. Nasıl oluyor? Güzel bir şeylendir. Bir de bugün de rüzgar var. Fırtına var evet. Bugün de fırtına var ama... Bayağı bir zorluk çekiyoruz şu anda. Zorlanıyor ama çok da akşam bekliyorsunuz sabırsızlıkla. İnşallah akşama yetişebiliriz yani. Hikayenizi çok merak ediyorum Kahraman abi. Ya nasıl başladınız? Küçükken Üsküdar'lıyım ben. Üsküdar'da mahyaları görünce biz eve koşardık, haber verdik. Kandiller yandı, oruç bozalım diye. Daha sonra biraz daha yaşımız büyüyünce 15-16 yaşında Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde iş başı yaptım. Elektrik Atölyesi'nde. Orada da mahya ustası Hacı Ali Ceyhan'ın yanında bir süre çıraklık yaptım. Oradan öğrenmiş olduğum mahya sanatını 50 yıldan beri de uygulamaya çalışıyorum. 50 yıldan beri? Evet. Hay maşallah ya. 2013'te emekli oldum. 42 sene sonra emekli oldum. Hala da Vakıfa Genel Müdürlüğü adı altında bu hizmete devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi buradan böyle urganların ucuna kandilleri takıyorsunuz herhalde değil mi abi? Evet. Yani yukarıya gönderiyorsunuz. Evet. Öbür uca nasıl zaten gidiyor abi? Kolay gelsin malzeme, vallahi abi ya. Malzeme taşıma olayı öyle. Sence nasıl gidiyordur öbür uca? Ya. Nasıl sallıyorlar oraya öbür ipin ucunu? Zor bir iştir illaki. Bekliyoruz değil mi akşama? Evet, bekliyoruz vallahi sabırsızlıkla. Bu binelerden aşağı bir ip atıyoruz. Evet. Karşı binelerden aşağı bir ip atıyoruz. İpleri aşağıda buluşturuyoruz. O bizim kılavuzumuz oluyor. Hmm. Yukarı kılavuzla çelik halatlarımızı, halatlarımızı, makaralarımızı kuruyoruz. Anladım abi. Ondan sonra mahya yazısını İstanbul'da yazmıştım. Onların numarası vardır. Numaraya göre beraber asarak halatlarımızı çekerek perde gibi ileri doğru kaydırıyoruz. Toplayacağımız zaman tam tersini yapıp geri çekerek yazımızı topluyoruz. Ve yukarıdaki duyuların yerlerini değiştirerek ikinci farklı bir yazı yazıyoruz. Mahya sanatı böyle. Çok güzel abi ya. Vay be. Harika. Gittiğim her yerde, gittiğim her yerde böyle mesleğin erbabı olanlarla tanışıyorum. Her mesleğe saygı duyulması gerektiğini, muhakkak, önünde eğilmesi gerektiğini muhakkak öğreniyorum. Bunu sizin karşınızda bir kez daha çok büyük saygı duyulması gereken teşekkür bir şey. Ederim, sağ olun. Vallahi Kahraman abi kolay gelsin. Allah, akşam Allah bekliyoruz. Olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi kolay gelsin. Ellerine abi. Sağlık. Sağ ellerine sağlık abi. Sabırsızız ya. Sabırsızlıkla bekliyoruz abi. Tamam Murat, ben de beklerim. O zaman biz gidelim. Tamam. Seni yine ziyaret ederiz akşam. Allah izin verirse akşam ezanında mahiyemizi yakarız. Akşam ezanına. Akşam ezanında mahiyemizi yakarız. Görüşürüz abi. İnşallah kolay gelsin. Valla Murat abi gezemedik ya Selimiye'yi. Restorasyondaymış. Olsun olsun, sağlık olsun. Bugünlerde Edirne'de Selimiye'nin tarihinin en büyük restorasyon çalışması var. Ama Süheyl Ünver hocamız der ki her şey biter, Edirne bitmez. Valla bitmez. Harika. Şimdi, ya her şey. Burada rivayete göre bir laf edilir. Selimiye'nin yapısı eski caminin yazısı, üç şerefenin de kapısı denir. Neymiş? Üç şerefinin yazısı, Selimiye'nin kapısı... Yanlış. Selimiye'nin kapısı yok. Yanlış. Selimiye'nin yapısı... Selimiye'nin yapısı... Üç şerefenin kapısı... Kapısı... Eski caminin de... Yazısı. Evet. Vay. Edirne'deki Sultan camilerinden ilki burası. Hı hı. Gelmişken size burayı da göstermek istedim. Hadi girelim içeriye, çok merak buyurun ettim. Girelim. Vay vay vay. Murat hocam nedir ya bu? Değil mi? Yaşayan Murat sergisi.
ya. Celi Sülüs hattıyla yazılmış, evet. Değil mi? Edirne'li bir veli olan Eskici Baba tarafından Celi Sülüs tekniğiyle yazılmış. Gerçekten yaşayan bir at sergisi. Şimdi burada en çok merak ettiğim, orada Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kürsüsü. Kürsüsü, evet. 6 asırdır, evet. Ona hürmeten burada vaaz vermiş. Ve ona hürmeten burada 6 asırdır kimse vaaz vermemiş. Kimse vaaz İnsanlar burayı ziyaret edip saygılarını da göstermiş. Evet, fatihalar okuyorlarmış. Oraya gidelim mi? Hadi buyurun. Hadi olur, gidelim. Gidelim. Evet. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin vaaz verdiği kürsü burasıymış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazana göre, hı-hı, Hacı Bayram Veli Hazretleri Edirne'ye gelip bu camide itikafa giriyor. Allah Allah. Ve yine yazana göre bu makama kimse çıkamaz. Çünkü bu makam erenler makamıdır diyor Evliya Çelebi. Sen bilir misin Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin çok güzel bir beyit miydi neydi o, naat, evet, gibi. Naat. Okuyayım mı sana? Bir beyit, çok da güzel bestelenmiş zaten. Okuyayım. Okuyayım. Noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm, derdü gam ile doldu bu gönlüm, derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm. Rahmet, ağzına saygı, sağlık, hürmetle. Ağzınıza sağlık. Ruhu, makamı cennet olsun inşallah. Çok ilginç bir şey varmış burada. Evet. Ona gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Hadi. Sürpriz gidelim olsun. Gel. Bak bak. İşte dediğim, çok ilginç gelen bana. Şu boyaları görüyor musun buradaki? Evet. Renkleri. Evet. Ecdadımız o kadar düşünmüş ki gelecekte bizleri. Bu caminin yapımında kullanılan bütün renkleri yüzyıllar önce bize bırakmış. Boyasında herhangi bir sıkıntı olursa buradan örnek alın diye bildiğiniz bir boya kataloğu. Renk kataloğu ya. Renk kataloğu. Mi? Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin itikafa girdi, evet, namaz kıldı ve orada çok ilginç bir şey var. O da sana sürpriz, hadi. Tamam, gel, hadi bakalım. Bak işte cennet derisi diye bahsedilen yer de burasıymış. Bu cennet deresinde Hacı Bayram Veli Hazretleri burada itikafa girdiğinde burada gibi zikirlerini yapıyor, evet, dualarını yapıyor burada. Ve İstanbul fethedilmeden önce Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri burada gelip burada dua ediyor. Ordu dışarıda hazırlıklarını yapıyor, orada bekliyorlar. Fetihten önce buradan hareket ediyorlar. Evet. Cennet deresi de burası. Güzel. Murat abi şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bir de Üç Şeref Evi'nin kapısını görelim. Ha, Üç Şeref Evi'nin kapısını göreceğiz. Yazıyı gördük. Evet. Şimdi, yapıyı göremedik ama inşallah bitince inşallah göreceğiz. Şimdi güzelce bir Üç Şeref Evi'ye gidelim. Kapıyı görelim. Tamam Murat hocam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vay. Vay vay vay. İşte kapıya bak. Kapı, yazı, yapı. Evet. Selimiye. Yapı. Evet. Murat abi kopya ver ya. Eski cami, yazı. Eski cami, yazı. Ve Üç Şeref Evi caminin kapısı. İşte kapı budur ya. Şu ihtişama bakar mısın Murat Efeciğim? Buyurun girelim. Şimdi haydi bakalım. Haydi. Şimdi o rivayette geçen kapı burada 3 tane. Thank you.
Çok rahatlatıcı bir ses geliyor. Bu ney sesiydi değil mi? Bu ney sesi de bu ortam beni çok rahatlattı. Çok huzurlu bir yer burası ya. Evet. Kubbenin genişliği, odaların genişliği, yüksekliği. Burası nedir bu? Burası bir sahne bahsettiğiniz yer miydi o müzikle terapi yapılan? Evet, evet. Burası. Bak şimdi sen neyi sordun ya, ney sesini? Farabi'ye göre musiki makamların insan ruhuna etkileri. Hadi otur da okuyalım, gel. Ay 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 ay. Rast makamı neşe ve huzur duygusu verilmiş. Rehavi makamı sonsuzluk düşüncesi verilmiş. Kuçek makamı ne verilmiş? Hüzün, elem, keder duygusu verilmiş. Büzürk makamı? Korku duygusu uyandırılmış. İsfahan makamı? Güven duygusu verilmiş. Uşak makamı? Gülme isteği uyandırılmış. Zirgüle makamı? Uyku getirilmiş. Sabah makamı? Cesaret ve kuvvet verilmiş. Buse'lik makamı? Güç ve kuvvet duygusu uyandırılmış. Hüseyin'i makamı? Sakinlik ve rahatlık verilmiş. Hicaz makamı? Alçak gönüllülük verilmiş. Ben biraz rahatlamak istiyorum. Bana bir Hüseyin'i makam verir misin? Çanakkale içinde aynalı çarşı. Bak bu Hüseyin'i makamı işte. Evet. Genelde biliyorsun salyalarda Hüseyin'i makamı okunur. Burası müzikle terapi mi şu anda bu gördüğümüz yer? Evet, Sultan II. Beyazıt Külliyesi'nin Darüşşifa bölümündeyiz. Osmanlı'nın Darüşşifa'da yaşananların günümüze birebir gerçeklikle ulaşabildiği tek müze burası. Dünyanın her tarafından ziyaret çalan bir müze. Burada bildiğimiz tıp biliminin dışında işte Farabi'nin dediği musikinin insan huzurunda nasıl, yani insana nasıl huzur vereceği reçetesi gibi müzikle tedavi merkezi aynı zamanda. Aynı zamanda su sesi. Bunun haricinde kokularla tedavinin de yapıldığı bir merkez burası. Ney sesi? Şu an duyduğumuz ney sesi. Yani Selçuklu ve Osmanlı tıbbının günümüze ışık tutan en önemli merkezi burası. Vay ecdat vay. Maşallah. Ya gurur duymamak elde değil ya, değil mi? Bir gezelim mi öbür taraflarda? Buyurun. Hadi gezelim bakalım. Çok güzel. Tertemiz değil mi? Evet. Evet, çok güzel. Burası abi küllerin içerisinde bulunan cami. Evet. Osmanlı mimarisindeki en önemli camilerden biri. Çünkü tek kubbe, hünkâr mahfili çok önemli. Osmanlı mimarisinde, Osmanlı camilerinde ilk defa hünkâr mahfili bu camide yapılıyor. Bize şeymiş değil mi? Mimar Sinan'ın da örnek aldığı camilerden bir tanesi. Evet. 1488'de 2. Beyazıt tarafından Mimar Hayrettin'e yaptırılmış. Aa, şu şadırvandaki külliyenin en önemli yapısı. Oturma yerlerini görüyorsun değil mi Murat abi? Evet. Ne kadar? Gelin oturalım. Tarih kokuyor, tarih. Oturalım mı? Oturalım. Burada ne güzel ses akustiği var ya. Sen istersin de oturmaz mıyız Bekir abi? Avluda bile akustik var abi. Evet. Bize bir ilahi okur musun? Babam okusun. Şey biliyorsundur zaten. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kane. Ne akıylem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Vay, burası. Burası da külliyemizin, evet, imareti.
İmarethane. Benim bölümlerimden biri imarethanemiz. Şimdi bu imarethane günümüz deyimiyle aşevi. Burası. Aşane, aşevi. İmarethane nasıl anlam aslında padişahların, devlet büyüklerinin hayırseverliklerini gösterdikleri kurum. Külliye bünyesinde görev yapan, konaklayan, çalışan ve çevredeki ihtiyaç sahiplerine yemek yapıldığı, dağıtıldığı bir kurum burası. Peki şu anda yine aynı şekilde aşevi olarak kullanılıyor mu? Evet. Kullanılan bölüm var mı burada? Evet, kullanılan bölüm yine var. Yine ihtiyaç sahipleri gelip yemeklerini alabiliyorlar. Ne güzel. Gelip yemeklerini burada yiyebiliyorlar. Ramazan'da aynı şekilde diyorsunuz. İhtiyaç sahipleri iftarlarını, iftar yemeklerini alabiliyorlar burada. Çok güzel. Biliyor musun biz buraya neye geldik? Merak ediyorum Kahraman amca, neden geldik? Bak şimdi şurada bir şartel var. Şu şarteli açar mısın? Nasıl yani, yoksa düşündüğüm şey mi Kahraman amca? Çık dışarı bak bakalım. Çok mu mutlu oldun? Çok mutlu oldum Bekir abi. Uzun zamandır Mahya'nın asılmasını bekliyordum. Ya ben seni böyle mutlu gördüm ya. Biz de çok mutlu olduk babanla. Teşekkürler. Efendim şu anda Edirne'de akşam ezanları okundu. İnsanlar iftarlarını açıyorlar. Bizler de iftarımızı açmak için yola koyulmuştuk. Ta ki muhteşem Selimiye'nin o minarelerinde Mahya'yı görene kadar. Biz de Murat Efe'nin mutluluğuna şahitlik etmek ve o mutluluğu paylaşmak istedik. Bazen bir mutluluğa vesile olmak, şahit olmak ruha şifa, bedene gıdadır. Bir hurmayla orucumuzu açmaya razıyız. Yeter ki çocuklar mutlu olsun. Bir başka şehirde o çocukların mutluluğunu paylaşabilmek ve Ramazan'ı yaşamak, yaşatmak adına ben tekrar yola çıkacağım. Kalın sağlıcakla efendim. Allah'a emanet olun. Gel bir orucumuzu açalım. Açalım. Şöyle kendi ellerimle besleyeyim seni Murat efendim. Teşekkürler. Allah kabul etsin. Murat abim. Teşekkürler. Hadi Allah kabul etsin bakalım.